Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı akşamlar. Boz bir yavrumuzu uçuracağız elimde. Bunu bugün elimle bırakacağım çünkü geçen günlerde çok kötü tersledi arkadaşlar. Hata yaptırdık. Çok ufak bir kanat noktalama olayı var. Ondan dolayı şuraya çok kötü tersledi, kendini vurdu. Şimdi o videoyu da buna birleştirip atacağım. O yüzden bugün elimle atacağım. Hatta birkaç gün elimle attıktan sonra o kanadını kurutana kadar bu şekilde uçuracağım. Bir daha hata yaptırmamak için. Çünkü çok kötü vurdu. Boynunu veya kanadını sakatlayabilirdi. Çok şükür kuşumuzda bir şey yok. Şimdi rüzgar da esiyor. İstediğimiz yönde esiyor. Kuşu çok fazla etkilemeyecek. Güzel çalışan bir kuş. Şimdiden iyi seyirler. Hadi bakalım. Bakın gördünüz mü? Hemen ata atmazdı. Tersledi. Şimdi bu videoya da o tersleme şeyini de birleştireceğim. O yüzden bu şekilde attım. Genç kardeşlerimize de tavsiyem olsun. Böyle ağır takla olan kuşları birkaç gün elinize atarsanız bu tersleme gibi olaylar yapmazsınız. Aşırı bir rüzgar çıktı ama uçması gerektiği için uçuruyoruz. Normalde bu rüzgarlarda havaya kuş bırakmıyoruz. Arkadaşlar çok aşırı bir rüzgar çıktı. Kuşumuzu sağ salim yerine aldım. Bu rüzgara rağmen yarım saat kanat salladı. Bakın bayağı da yoruldu. Arada Miro'ların altına çektiğimiz yavruların da çoğu büyüdü. Onları da şimdi sizlere göstereceğim. Bunların birçoğunu sahiplendirmeye koyacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir kuş başladı. Hepsini uçurma gibi bir şansımız, zamanımız yok. O yüzden sahiplendirmeye koyacağım. Bunların bir üst kademeleri zaten burada bizim uçum kümesimizde. Birçoğu başladı. Kuşumuz çok şükür kanadında veya herhangi ayağında falan bir sıkıntısı yok. O terslemenin etkisiyle boynunu da ayağını da kanadını da kırabilirdi. Çok şükür öyle bir sıkıntı yaşamadık. Videoyu kısa tutacağım. Şöyle yavruları da gösterdikten sonra bakın bunlar hep nereden getirdiğimiz yumurtalar. Bir tanesi de buraya düşmüş. Bozlar var. Biçit burada bozlarımız var. Tekrardan yumurtada yatanlar var. Bunları hep tekrardan altlarına yumurta doldurduk. O yüzden bunlara sahiplendirmeye koyacağız. Bu kuşların hepsine tek tek kefilim arkadaşlar. Kendi beslediğim,
Yıllardır hizmet ettiğim, emek verdiğim kuşlar. Şimdilik videoyu burada sonlandırayım. Çünkü bir tane daha hazıra yakın kuşumuz var. Pembe mavilerden güdük kuyruğunu almıştık. Çok iddialı bir kuş. Onun biraz kuyruklarının çıkmasını bekliyorum video çekimleri için. En azından bunun da ufak da olsa antrenman almasını sağlayalım. Çünkü taklalı kuşlar biraz yatırmaya gelmiyor. Yatırdığınız zaman ileriki günlerde kanat elleme veya sağa sola düşme gibi olaylar olacağı için onunla antrenman almasını sağlayalım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada bu mirolar biliyorsunuz evdeydi, damızlık kümesimizdeydi. Orada yavruya bakamıyorlardı. Burada yayıldıkları için yayılımın çok farkı var. Özellikle balkonda, terasta besleyenler evlerine böyle kerpiç götürebilirler veya köstebeğin çıkarmış olduğu toprağı eleyip götürebilirler. Üstüne de bir tane böyle tuz taşı, kaya tuzu koyarak onların gerekli besini almasını sağlayabilirler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar, abiler. Yeni gelen abiler de hepsi hoş geldi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.